Evet, EkoTürk ekranlarından herkese merhabalar. Her cuma olduğu gibi Ne Olur programıyla bu cuma da karşınızdayız. Ben Pelin Yantur. Ben Belgin Maviş. Evet, bugün yine Ne Olur programıyla piyasaları yorumlayacağız ve analizlerimizle birlikte karşınızda olacağız efendim. Şimdi öncelikli olarak hoş geldiniz diyelim, iyi haftalar diyelim. Güzel bir haftayı karşıladık. Güzel bir haftayı karşılarken de böyle endekslerde yukarı yönlü hareketler söz konusu olurken, 3 gün üst üste hatta nedir değer kazançları derken, ardından bir tekrardan ticaret gerilimiyle beraber gerileyen bir nedir endekslerle karşı karşıya kaldık. Şimdi bugün itibariyle birazcık daha farklı senaryolar karşımızda. Özellikle Xi Jinping'in yapmış olduğu açıklamalar var. Sabah itibariyle onları karşıladık. Evet. Şimdi Belgin, baktığımız zaman özellikle ABD ile ticaret savaşında işte burada karşılıklı saygı çerçevesi içerisinde götürmeye çalışıyoruz, çalışmak istiyoruz diyen bir Xi Jinping var. Ama aynı zamanda da bu ticaret savaşında eğer olur da 15 Aralık'a da odaklanmış bir durum söz konusu. Yani 15 Aralık'a böyle birazcık daha ne diyeyim notları atıfta bulunan bir Xi Jinping'le karşı karşıya kaldık. Ve dolayısıyla diyor ki eğer herhangi bir ek ilave tarifeler gelirse veya işte Hong Kong'la alakalı yapılan işte bu nedir yasama vesaire geçerse bununla ilgili karşılıklı misillemede söz konusunda bulunacak bir Xi Jinping var. Ne dersin? Ne olacak? Yani baktığımız zaman özellikle bunun Borsa İstanbul'a başta olmak üzere nasıl, endekslere nasıl yansıması olacak? Şimdi piyasalar neyi bekliyordu? Birinci faz anlaşmanın olacağı, imzalayacaklardı. Çünkü Trump'ın açıklamaları bu yöndeydi. Çin'den gelen açıklamalar da bu yöndeydi. Ancak Hong Kong işi bozdu. Hong Kong'daki gelişmeler, Hong Kong'la ilgili bir yasanın ve Trump'ın masasına gelmesi ve son kararı Trump'ın verecek olması ve bununla birlikte Trump'ın yeniden söylem değiştirerek 15 Aralık'a işaret etmesi gibi hususlar belli ki Çin'i kızdırmış. Xi ilk defa topa girdi ve biraz da sert aslında açıklamalar. Her ne kadar konuşmasının son cümlelerinde hala anlaşmadan yanayız, uzlaşmacı taraftayız biz diyorsa da Hong Kong konusunda ciddi anlamda sıkıntı var. Ve burada yaklaşık olarak Hong Kong'dan Çin'e 25 milyar dolarlık bir fon transferleri de söz konusu. Dolayısıyla her ne kadar Hong Kong'la ilgili tasarı geri çekilmiş olsa da orada daha demokratik bir süreç isteyen ve devam eden bir problem var. Ve halk hala protestolarına devam ediyor. Sonuçta ticaret görüşmelerine sekteye uğratabilir mi? Muhtemeldir ki uğratabilir ve biz 15 Aralık'ta yeni yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliriz. Piyasalar biraz bunun bulanıklığı içerisindeydi ve özellikle Xi'nin şu açıklamasına dikkat çekelim. Çünkü bunun hem dolar hem pariteler üzerinde hem de bununla birlikte borsalar üzerindeki etkisi vardı. Ticaret savaşından korkmayız dedi. Evet. Bu oldukça önemli ve bundan sonraki önümüzdeki hafta biraz daha zorlu süreç bizi bekliyor. Faz 1'i imzalıyoruz derken bir anda faz 2'de tekrardan bu kez yani bayağı bir. Çünkü faz 1'e baktığımız zaman daha soft konuların olduğu. Asıl ikinci aşama faz 2'de birazcık daha böyle hard konuların, daha ağır konuların. Özellikle ABD'nin Çin'den almak istediği konulara gelecek olursak işte teknoloji transferinden tutun da 50 milyar dolarlık bir tarım ürünü vesaire. Bunların haricinde bir de daha ileri boyutunda anlaşma metinleri var. Ya buna şimdi baktığımız zaman özellikle şu anda şunu söylüyoruz. Yani yılbaşından bu yana işte nedir 106 bin seviyesinin kırılmasıyla beraber Borsa İstanbul'da işte bu seviyenin üzerinde kalması yani baktığımız zaman bu 106 bin seviyesinin kırılması ve bu seviyenin üzerinde kalıcılığını devam ettirmesiyle beraber yani hedefleme nedir sence? Burada ne olur diyelim biz? Tamam, o zaman bizi izleyenleri hemen BIST ekranımıza gelsin. BIST 100'deki hem Kasım ayı performansını hem de BIST 100'ün sene başından bu yana performansına baktığımızda özellikle şu anda 107.300'ler seviyesine yeniden çıktığını görüyoruz. Kilit nokta burada neredeydi, hareket nerede başladı diye baktığımızda 93.000'lerden başlayan bir hareket var en aşağıda. Ve dolayısıyla şu andaki geldiğimiz seviye 10.000 puanın üzerine çıkılmış ve hedefte ne var diye sorduğumuzda 110.000'leri gösteriyor. Bunu söylemek için henüz erken. Çünkü hala 106.000-106.400 seviyesinde de geri çekilmeleri beraberinde yaşadık. Peki nereyi görmüştük? 108.142'ler seviyesini görmüştük. Aylık performans anlamında baktığımızda orada da kilit nokta 103.300 seviyesi. Şöyle biraz daha yakın seviyelerden baktığımızda hareketin şuradan başladığı Kasım ayı performansında
BIST 100'de çok net bir şekilde gözüküyor. Ve dolayısıyla burada yani 108.140'lar seviyesini test etti ancak burada kalamadı. O yüzden hep demiştim geçen haftada 110 binleri konuşmak için henüz erken Pelin diye ve grafikte bunu tescil etmiş gibi gözüküyor. Peki şimdi ne olacak? Biraz daha yatay bir bant içerisinde hareket var. Neyi bekliyoruz? Özellikle bir Türkiye-Amerika ilişkilerinde somut adımların atılması, ticaret anlaşması konusunu Trump dile getirmesiyle birlikte bu yükselişin hız kazandığını görmüştük. Peki somut adımlar gelecek mi? Öncelikle 5. gününe giren Trump'ın aziz süreciyle ilgili gelecek olan haberler etkili olacak. Bu oldukça önemli tabii. Dolayısıyla oradan pozitif açıklamalar gelirse yani Senato'ya geçer ve Senato'da Cumhuriyetçilerin hakimiyeti olduğu noktada Trump aklanarak çıkarsa muhtemeldir ki Türkiye ile ilgili konularda birbirer açıklamalar gelecek. Ben şuna inanıyorum, iki lider kameraların arkasında baş başa yaptıkları görüşmelerde 7 konu başlığı konusunda mutabakatları sağladılar. Belki bir S-400, belki Halk Bankası ile ilgili süreç biraz daha zaman alabilir. Ancak gelinen noktada borsa bunu fiyatlamaya başlamış gibi gözüküyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani orada mesela ben baktığımız zaman somut adımları bekleyen de bir endeks var. Evet. Yani şimdi özellikle tamam olumsuz bir iç haber akışının olmayışı ve küresel piyasalara entegre olan bir Borsa İstanbul'la karşı karşıyayız. Ama şimdi burada mesela piyasa anlamında da baktığımız zaman işte S-400 meselesiyle mesela Trump'ın burada çok net işte Trump'ın birazcık daha Erdoğan'a yakın bir duruşu varken S-400'de daha yumuşak bir tavrı varken bir taraftan bakıyorsunuz senatörlere orada S-400'de çok daha net tavrı olan bir ABD var. Dolayısıyla yani burada mesela somut adımlar diyelim ki yılbaşına kadar herhangi bir şey yaşanmadı. Evet. Burada işte Borsa İstanbul nasıl etkilenecek? Yani burada çünkü Trump çıkıp bir 2020'de seçim sürecine giren bir Trump'la karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Yani acaba bu Kasım ayında yükseliş trendine giren borsayı bu kez biz hangi şeylerle yani ABD Çin ticaret savaşıyla etkilenen bir borsa. Bunun yanında işte ABD İşte ne bileyim ABD-Türkiye arasındaki ilişkilerle. Bunun yanında mesela Fed'i izleyen aynı zamanda bir Borsa İstanbul'da da karşı karşıya kalacağız. Bakalım. Şimdi beklentiler neler diyorsun kısacası? Evet. Bir, Halk Bankası ile ilgili konunun netlik kazanması. Dava ile ilgili itirazları vardı Türkiye'nin. Bu hafta içerisinde bunun haberi de vardı. Yani bu davanın geçersizliği çünkü 2 yıl sonra karşımıza yeniden ısıtılarak getirilmişti. Tekrardan bizi mesela 93 binlere götürür mü? Şu an için değil. Özellikle Trump'ın aziz süreciyle ilgili sıkıntıların olması durumunda bu buraya satış getirir mi? Muhtemeldir ki getirir. Evet. Ancak diğer parametreler destekliyor. Borsa İstanbul'un bu yükselişinde sadece 100 milyar dolarlık ticaret hacmi değildi ve dolayısıyla buradaki yani şu 103 binden 108 bin yolculuğun içerisinde TR CDS'lerinin de geri çekilmesi hatta bu sabah itibariyle 300'ün altına gelmesi de etkiliydi. Evet. Fitch'in görünümü durağına çekmesi de etkiliydi. Bununla birlikte OECD raporunun özellikle Türkiye büyümesini yukarı yönlü revize etmesi de vardı. Hemen arkadaşlarımızdan CDS'lerimizi ve bununla birlikte dolar TL'ye baktığımızda CDS'lerde aşağı doğru hareketi görüyoruz. 297-307 bandında hareketler var. Özellikle bu Asya piyasalarındakinden etkileniyor. Ve bununla birlikte dolar TL'de ise bir stabil durum söz konusu. 5.69'a doğru bir geri çekilme. Yukarıda da 5.71'e doğru zorlamalar var. 5.75 olsa dahi dolar TL etkisi son derece sınırlı olacaktır piyasalar üzerinde. Çünkü dolar TL tarafında baktığımızda artık bireysel yatırımcıların dolara yönelişlerinin azaldığını, bununla birlikte faizlerin daha da aşağıya gelebileceğini düşündükleri için tahvil tarafında pozisyon aldıklarını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin 2 yıllık tahvillerine baktığımızda oraya yönelişin hızlandığını ve doğal olarak da tahvil faizlerinde aşağı doğru hareketi görüyoruz. Tam tersi bu borsayı mesela destekliyor. Baktığımız zaman Belgin, yani özellikle işte bu ABD ticaret savaşının gerilmesi, ABD Çin arasındaki bu gerilimin artmasıyla beraber mesela altında bir yükseliş trendi ve ardından ABD 10 yılında yine aynı şekilde yükseliş trendi devam ettiğini ve yatırımcıların birazcık daha güvenli limanlara burada kaçtığını görüyoruz. Ama şimdi mesela Türkiye'nin 5 yıllık CDS primine, risk primine baktığımız zaman evet 500'lerin üzerini test eden bir aşamadan buraya geldik. Ama halen daha baktığımızda diğer yani aynı kabul edilebilir seviyenin üzerinde. Üzerinde yani. Ama kabul edilebilir seviye 120'lerde. Ve dolayısıyla Türkiye'nin bu seviyelere doğru gelmesi için
kat etmesi gereken yol var. Nedir bu kat etmesi gereken yol? Bir, ülke notunun iyileşmesi. Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından da bu konuda adımların gelmesi. Çok hızlı bir şekilde CDS'leri aşağıya getirebilir. Bununla birlikte yılın sonuna kadar Kasım ayı da dahil olmak üzere dış borç ödemeleri var. Kasım ayı bu anlamda önemli bir aydı, yüklü bir ödemelerin. Ve şu ana kadar bunu gerçekleştiriyor Merkez Bankası'nın. Hafta içerisindeki yaptığı iç borcun çevirmesine de herhangi bir problem yok. Dedim ya, faizlerin daha aşağıya düşeceği noktada piyasa yapıcı bankalarla birlikte kurumsal bazda da tahvil tarafındaki yönelişler CDS'lerimizi aşağı yönlü hareket ettirmekte ana unsurlar. Hele hele bir de enflasyon konusunda yıl sonu tahminlerini tutturursak son derece başarılı olur. Bu altın, güvenli liman altında arkadaşlarımızdan rica ederiz. Bu süreçte yönelişi hızlandırır mı? Mesela, aynen. Yani şimdi belki baktığımız zaman ben genelde hep şöyle söylüyorum, birazcık daha altın tarafındayım. Yani güvenli limana böyle hemen böyle koşmak isteyen taraftayım. Şimdi niye diyecek olursan, yani önümüzde 2020'de uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları başta olmak üzere raporları oldukça yani burada mesela ticaret savaşı riskine veya işte tüketici güvenindeki azalmaya, yatırımların azalmasına, ticaret hacminin azalması gibi mesela nedir? Riskleri göz önünde bulunduruyorlar 2020 için. Şimdi baktığımız zaman şu anda ons altına 1466 seviyesinde gerçekleşen bir ons altın var. Evet. Yani burada mesela şimdi ons altındaki ticaret gerilimi diyelim ki Çin'in şu anda mesela ticaret savaşından korkmuyoruz diyen Xi Jinping'in açıklamasından sonra Trump'ın bir tweet'i geldiğini düşünürsek eğer ne olur? Bakın ons ne zaman fırlar biliyor musun? Xi masaya vurup bu iş bitti kalkıyoruz masadan derse biz o zaman burada 1500 değil 1600 dolar onsları konuşuruz. O yüzdendir ki hali hazırda merkez bankaları rezervlerinde güçlü anlamda altın bulunduruyorlar. Aynı zamanda da para basıyorlar küresel bazda baktığımızda. Ons fiyatlamasında 1465 aşağıdaki destek noktamız. Bunun altına geri çekilmeler olursa da burada trade için fırsat yaratır. Asıl konu gram altın tarafında. Alalım mı? Bu kez ben sorayım sana. Gram ben altın, alayım mı gram altın? Gram altın her seviyeden alınır. Özellikle ve özellikle şu anda 269-268 bandında biraz daha geri çekilirse, 260-65 bandına geri çekilirse çok güzel alım fırsatı yaratır. Yukarıdaki seviyelere bakmamak gerekiyor. Yani 270'de sat, 280'de sat şeklinde değil. Tasarruf anlamında, aynı zamanda paranın değeri anlamında. Dolarla şu anda korelasyonunu kısmen koruyor, zaman zaman kaybetse bile. Dolar TL'de aşağı yönlü hareket bekleniyorsa altın tarafında aceleci olmamak gerekiyor. Yine tekrarlayalım, dolar TL'de aşağıda özellikle 5.68 seviyesi önemli bir destek. Yukarıda 5.72 ve 5.75 bandı var. 5.70-75 bandında hareketler piyasayı etkilemez. Evet. Mesela şimdi içeriden de rica edelim dolar grafiğimizi de alalım isterseniz. Onun üzerinden de daha net bir şekilde gösterelim. Dolar TL'ye baktığımız zaman özellikle şimdi burada 5.70 bandı psikolojik bir seviye. Doğru. Ve bu biz psikolojik seviyenin bir altına girdik ama baktığımızda çok böyle aşağı yönlü hızlı bir hareket söz konusu değil. Bak, buradaki ana destek seviyesine baktığımızda mesela şu anda benim ana desteğim 5.64 değil mi? Ara desteğimi de 5.68 şeklinde nitelendiriyorum. Şimdi buradaki makasın açıldığını yani nasıl olur da mesela biz burada tekrardan 5.60'ları yani yakın vadede senin öngörün nedir burada dolar TL'de risklerin özellikle? Yaptırımlar konusunun netleşmesi, S-400 konusuyla ilgili süreç, Suriye konusundaki atılacak adımlar, pozitif ya da negatif yöndeki gelecek her açıklama burada fiyatlanır. CDS tarafında da aynı şekilde fiyatlanır. Ama şu anda baktığımızda dolar TL ile CDS arasındaki makasın açılması doların hala direnç gösterdiğini gösteriyor ki bu yurt dışı kaynaklı. Küresel bazda paritelerin özellikle doların aleyhine olması. Yani burada zinciri kıracak olan 12 Aralık'ta yani 11 Aralık'ta karar verecek olan FED olacaktır. Eğer piyasa yanlısı olursa burada FED'i? FED faiz düşürdüğü sürece dolar kısmen değerlense bile stabil görüntüsünü sağlayacaktır. Trump'ın da istediği bu. O yüzden dolar yıl sonuna kadar dalgalı seyredecektir. Ve düğümleri çözecek olan iki şey var. Trump ve FED olacaktır.
Evet, Avrupa borsalarına da tabii bu arada bakalım. Bu arada evet. Borsa İstanbul'la ilgili tekrar destek ve dirençleri bir kez daha hatırlatalım. Evet. 106.400 desteğimiz, ondan sonra 105.900 geliyor, sonra da 105.500 var. Evet. Direnç noktamız ise yukarıda 108.100-142'yi görmüştük. Onu geçerse, hacimlenirse ki bu hafta içerisinde son 1,5 yılın en sert satışlarını gördük. Ya mesela ben o Borsa İstanbul'daki özellikle 108 binin üzerine çıkabilmesi için o 60-66 bandında olan yatırımın, yabancı yatırımcının birazcık daha nedir onun yani şimdi 2008'e kıyasladığımız zaman eskisi kadar böyle yabancı yatırımcı gelmiyor. Şu anda bir küresel bolluk yok. Onlar buradalar Pelin. Öyle onlar mi? Borsadalar. Dolayısıyla da yani yukarıda 108 bin 100'ün şey yapması için doların özellikle daha stabil olması gerekiyor. Evet. Bu hafta da ne olur dedik. Evet. Altın konuştuk, dolar TL konuştuk ve Borsa İstanbul'u konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz biz. Evet. Haftaya tekrardan ne olur programıyla karşınızda olacağız efendim. Hoşçakalın. İyi günler dileriz.